Herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta Bitez'de bulunan ikinci elci pazarına geldik. Bit pazarı da diyebiliriz. Şöyle ne var ne yok göstereyim ben size. Bazı ürünler gerçekten çok uygun ha. 1 liraya mıydı? 1 liraya bile bir şey bulmuştuk önceki hafta. Instagram'dan takip edenler görmüştür zaten. Şöyle kıyafetler 10 lira. Hey tatlış. Prada çanta. Şöyle gelenler için hemen girişinde esnaf lokantası da var. Karnınız aç kalmaz burada merak etmeyin. Hemen büşbüş kaçtı direkt araya. Şöyle çekeyim. Şöyle kıyafetler. Buranın arka tarafındayız sanırım. Hatta o abla tekrar bu hafta da açtıysa şey yazmıştı sanırım kartona. Aa bunlar da 1 liraymış falan diye. Böyle takılar, makalar. Vallahi ne ararsanız var. Genellikle burayı neden çekiyorsun? Ne abi? Burayı neden? Arkadaşlar kesmek zorunda kaldım. Az önce görmüş olduğunuz amca yanıma yanaştı. Sen dedin niye çekiyorsun buraya falan. Dedim abi işte çekiyorum. YouTube falan filan. Hatıra kalsın hesabı. Ha yok diye yanlış bir şey yapma da falan filan dedi. Dedim yok abi niye yanlış bir şey yapayım hani. Ha diyor bazıları diyor soytarılık falan yapıyor ama dedi. Dedim yok abi istiyorsan izleteyim hani aklında bir şey kalmasın. Öyle bir olay oldu. O dediğim 1 liracı abla normalde burada olurdu ama bu hafta açmamış sanırım. Ya da fiyatlara zam gelmiş. Şöyle 20 TL kıyafetler. 30 TL, 10 TL. Eski tipi tüylerden var. Şunlar. Bunlardan pazarda bayağı var arkadaşlar ya. Eski zamanlarda. Ben hatırlıyorum dedemde de bir tane tıraş makinesi vardı. Şöyle kıps kıps yaptığınız zaman sakallarınızı kesiyordu. Ondan da burada görmüştüm. Çok şaşırmıştım. Ama genelde böyle antika ürünler falan da var çok. 10 TL. Öyle. Bir yerde görmüştük baya böyle orijinal ayakkabılar 20-30 liradan falan satıyorlardı. Bikiniler 10 TL. Böyle yerlerde şey oluyor. Hiç ummadığınız ürünler çok pahalı olabiliyor ya da hiç ummadığınız ürünler çok ucuz olabiliyor gerçekten. Ya satan kişi bilmiyor ne sattığını. Ya da başka bir şey hiç bilmiyorum. Bazı yerlerde de ay sen kimsin? Sen kimsin? Ne bunu gördün sen? Oo, anladım. Arkadaşını gördüm. Şey diyordum. Bu ürünlerin ucuz olması ile ilgili bazı ürünlerde gerçekten şey hırsızlık yapılan ürünler oluyor. Yani hırsızların direkt çalıp burada bir an önce nakite çevirmek için direkt bir an önce satılsın diye yok pahasına sattığı ürünler de olabiliyor ama dediğim gibi bunu biz bilemeyiz. Yani satıcı şey alıcılar bilemez. O yüzden insanlar da direkt alıyor yani. Arkadaşlar burası da Mabel Matiz'in klip sahnesi. Efendim Mabel Matiz.
Bazı noktalarda da şöyle yerler oluyor arkadaşlar, ücretsizdir diye. Eğer diğer çiftinde bulabilirsiniz, alıp gidiyorsunuz direkt. Aynen, imkansız biraz ama direkt alıp gidebiliyorsunuz yani. Şantalar, pantolonlar 10 lira. Bunlar da eski Beşiktaş herhalde. Abi çok nostaljik ürünler var ya. Değil mi? Evet, çok güzel. Nostaljik. Pazar genellikle böyle arkadaşlar. Antika ürünler, kıyafetler, kullanılmış kıyafetler. Vesaire vesaire, kitap, kitap. Bu hafta çok bir şey yoktu ama önceki hafta da gelmiştik biz. Birkaç bir şey almıştık. Ama bu hafta çok ilgimizi çeken bir şey olmadı. Şöyle antika ürünler falan. Burası pazarın girişi arkadaşlar. Şöyle bayağı bir büyük, gördüğünüz gibi. İlla ki kendinize uygun bir şeyler bulursunuz. Çok güzel ürünler var, kıyafetler falan. 5 lira, 10 lira, 15, 20, 50 ne ararsanız var ya. Bütçenize göre. Çeşit çeşit. Gömlekler, tişörtler 5 tane. 3 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira. Bizim ayakkabıcımız bu hafta yok ama şöyle ayakkabılar lira, 30 lira gördüğünüz gibi. Ama bunlar çakma. Yani. Hepsi. Bazıları orijinal oluyor ya. Bazen yakalamak lazım. Aynen. Ha bak, bizim önceki hafta almadığımız. Aynen. Şu mesela orijinal. 30 TL. Bulamadın mı bir şey? Bulamadım. Niye bulamadın? Yok. Bu hafta izlediğimiz şey, izlediğimiz ne ya? Bu hafta istediğimiz bir şey bulamadık arkadaşlar. Yavaştan çıkışa doğru geldik zaten. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bize destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.